Merhabalar, ben operatör doktor Hasan İpek, kadın hastalıkları doğum uzmanı. Konumuz beslenme, 27. bölümden herkese merhaba. Biliyorsunuz mikrobiyotaya başlamıştık, bayağı ilerledik. Son bölümlerine de yaklaştık mikrobiyota konusunun. Mikrobiyota konusunda bugün son birkaç yıl içerisinde bilim adamları tarafından yayınlanmış çalışmaların sonuçlarından kısa kısa size bahsedeceğim. Bu çalışmalar dünyaca ünlü tıp dergilerinde Lancet gibi, Medical Journal gibi dünyaca ünlü büyük medikal dergilerde yayınlanan bilimsel çalışmalardan kısa sonuçları bildireceğim. Bu söylediğim şeyleri, detaylarını araştırmak için internetten siz kendiniz girip benim söylediğim şeyin detaylarını oradan izleyebilirsiniz. Şimdi mikrobiyota konusu neden bu kadar güncel şu anda ve neden önemli bizim için? Çünkü çok yeni bir konu ve bilmediğimiz o kadar çok şey var ki mikrobiyota konusunda her yeni gün. Çünkü mikrobiyota genetik çalışmalar sonucu, moleküler biyolojik çalışmalar sonucu yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlardan yola çıkarak bilim adamlarının insan hayatında mikrobiyotanın sağlıklı bir şekilde insanın hayatına devam edebilmesi için neden gerekli olduğunu ve mikrobiyota üzerine etki ederek bugünün modern insanın baş belaları olan kanser, Alzheimer, Parkinson hastalığı, otizm, depresyon, kişilik bozuklukları, gastrointestinal sistem yani bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit hastalığı, Hashimoto tiroiditi dediğimiz tiroid hastalıkları ve immün sistemin bozuklukları sonucu bugün bu son 2 yıldır COVID-19 ile uğraşıyoruz mesela. Bunun mikrobiyotayla direkt ilgisi var. Çünkü mikrobiyota bağırsak, beyin, immün sistem dairesinde mikrobiyota merkezde duruyor. Ve mikrobiyota beyinle karşılaştırıldığında mikrobiyotanın %95'i kalın bağırsaklarda yaşıyordu biliyorsunuz. Faydalı ve zararlı mikroplardan oluşuyor. Mantarlardan, kandida mantarlarından oluşuyor %20 kadar ve virüslerden oluşuyor. Bu virüslerin, bağırsaklardaki virüslerin ne iş yaptığı henüz bilinmiyor. Daha bunların isimlendirilmesi ve tanımlaması yapılmamış durumda. Bakteriler üzerinde bağırsaktaki yaşayan bakteriler üzerinde bu genetik çalışmalar yapılmış durumda. Onların çoğu isimlendirilmiş durumda. Ve bu mikrobiyota bizim nazofarenksimizde, akciğer solunum yollarımızda, derimizde, mide, bağırsak sisteminde yaşayan %95'i de kalın bağırsaklarda olan toplam 2 kilogram ağırlığında bağırsaklardaki bu nöronlardan vagus siniri yoluyla beyne ürettikleri nörotransmitter dediğimiz örnek olarak söylemek gerekirse işte asetilkolin gibi, GABA gibi, gamma aminobütirik asit dediğimiz bu Parkinson'da ve Alzheimer'da serotonin gibi mutluluk hormonu, bunları veyahut da mesela ateron plaklarının oluşmasına sebep olan bu aterosiklerozda damar tıkanıklığına sebep olan metaboliklerin üretilmesini sağlayan, safra asitlerini bölen, karbonhidratları bütürik asite çeviren ve proteinden amonyaktan üreden kolin üreten ve oradan kalın bağırsaklarda kanser oluşmasına sebep olan metabolitleri yapan bu bakterilerin genetik yapısının incelenmesi sonucunda
mikrobiyotanın bütün insanlara özel bir topluluk olduğu, her insanın mikrobiyotasının farklı olduğu, parmak izi gibi daha önce de söylemiştim, ortaya çıktı. Ve artık günümüzde diyetler falan ayarlanırken, insanların yaşamları ayarlanırken sizin mikrobiyotanız analiz ediliyor, genetik olarak mikrobiyotanız ve mikrobiyotanıza göre size diyet hazırlanıyor. Diyetisyenlerin herkese uygun diyet tavsiye etmesi artık günümüzde güncelliğini yitirmiş durumda. Amerika'da falan imkanları olan insanlar kendilerine diyet hazırlatırken veya nasıl besleneceklerini hazırlatırken önce mikrobiyotalarını analiz ettiriyorlar, genetik analiz. O da dıştaki mikrobiyotanın analiziyle, genetik analiziyle oluyor. Nasıl diye söylerseniz söyleyeyim size. Şimdi bakın, bir kadın hamile kaldığı zaman o kadının idrarını siz alıp bir laboratuvara götürürseniz, laboratuvarda veya eczaneye götürürseniz bir gebelik testi kiti, elindeki çubuk gibi bir kit alıp o kadının idrarına onu batırıp çıkardığınızda oradaki oluşan renk değişiminden bir çizgi, iki çizgi, o bakan kişi kendisi de bunu söyleyebilir. O kitin üzerinde yazıyor zaten. Baktığınızda renk değişimi olursa bu kişi gebedir diye. Böylece o kiti batırdığınızda idrara, nasıl ki o kişiyi görmeden bu idrarı yapan kişi gebedir veya değildir diye söyleyebiliyorsanız, şimdi artık günümüzde bir insanın dışkısını laboratuvara götürdüğünüzde biyo belirteçler yapılmış durumda, patentleri alınmış durumda bunların, o kişinin dışkısına o biyo belirteç kitin batırılıp çıkarılması sonucunda o kişinin, kişiyi görmeden o kişinin obez mi, yani mesela 100 kilonun üzerinde kilosunun olup olmadığını veyahut da o kişinin şeker hastası olup olmadığını, eğer siroz hastalığı varsa sirozunun derecesini, yani 1'den 25'e kadar sirozunu, mesela karaciğer yağlanmasını, sirozu derecelendirirseniz o biyo belirteci dışkısına batırıp çıkardığınızda bakıp bu adamın veya bu kadının sirozu orta dereceli, hafif veya ağır dereceli bir siroz hastasıdır diye bunun tanısı konabiliyor. Mesela meme kanseri tanısı konurken şimdi günümüzde meme mikrobiyotasından, memenin içinde de mikrobiyota var, süt de biliyorsunuz. Zaten çocuk annesini emerken anne sütünde mikrobiyotayı, bifidobakterileri alıyordu. Söylemiştim size daha önce. Doğuşta da vajenden laktobasilleri alıyordu. Şimdi kadınların memesinin çeşitli bölgelerinde mikrobiyota örneği alırsanız kanserli bir meme mi değil mi? Bunu mikrobiyotaya bakarak genetik analizden söylenebiliyor bugün. Ve gelecekte mesela adli tıpta bir insanın ne zaman ölüp ölmediği konusunda bu mikrobiyotanın analizi yapılarak, çünkü kişi öldüğünde mikrobiyotası da ölmüş oluyor. Bunlar canlı mikroorganizmalar olduğu için artık onlar da ölmüş olduğundan yapılan analizde ölüm saati tespit edilebiliyor. Mesela bir insan bir odaya girip çıktığı zaman o kişinin o odaya girip, illa ki o kişinin o odaya girip girmediğini, orada herhangi bir yere dokunduysa elindeki mikrobiyotasından, soluduğunda soluğundan geçen mikrobiyotasından yapılan analizde parmak izi gibi o kişinin o odaya girip çıktığı anlaşılabiliyor. Yani şimdi mikrobiyota bizim bağırsaklarımızda %95'i de kalın bağırsaklarda yaşayan ve bizim yediğimiz içtiğimiz her şeyden etkilenen ve yediğimiz içtiğimiz şeyleri de parçalayıp bölüp metabolit üreten, ürettikleri metaboliti de kana karıştırarak bunların çoğunluğunu, mesela serotonin mutluluk hormonunu beyine, aslında kan beyin bariyeri var. Kan beyin bariyerinden dolayı serotonin kandan beyine geçemiyor. Fakat bağırsaklarda üretilen serotonin 9 yolaktan, nervus vagus yoluyla ve kusma merkezinden
sinirsel yolla beyin içine gidiyor serotonin. Ve mutlu oluyorsunuz veya olmuyorsunuz. Aynı şekilde gama aminobütirik asit kortizolün seviyesini düşürüyor. Bu gama aminobütirik asidi kalın bağırsaklarda yaşayan bifidobakteriler, illaki bifidobakteriler. Bu bifidobakteriler bize nereden geçiyordu? Bir önceki bölümde anlatmıştım. Anne sütünden geçiyor bifidobakteriler. Laktobasiller vajenden, bifidobakteriler anne sütünden geçiyor. Onun için 1 yaşınıza kadar bifidobakteri alabildiyseniz, anne sütüyle beslendiyseniz, sanayi ürünleri mamalarla beslenmediyseniz, o zaman siz mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Hastalık, ağrı hissetmiyorsunuz. Stres hormonlarınızı bu gama aminobütirik asit bağırsaklarda üretilerek, karbonhidratlardan üretiliyor bu da. Hatta bu anne sütünün içinde oligosakkarit dediğimiz prebiyotik maddeler de var aynı zamanda bu bifidobakterilerle beraber. Bu mide bağırsak sisteminde bu oligosakkaritleri bifidobakteriler faydalı metaboliklere dönüştürüp o çocuğun sağlıklı bir şekilde huzurlu bir büyümesine yardımcı oluyor. O yüzden bir de mikrobiyotaya biz nasıl etki edebiliriz? Ondan bahsedeyim. Nasıl etki edebiliriz? Çok basit. Diyetlerle, yediğimiz içtiğimiz şeylerle etki edebiliriz. Ve mikrobiyotanın çeşitliliğini ona göre ayarlayabiliriz. O da nasıl olur? Şimdi bakın, anne sütünde incelendiğinde anne sütünün içinde %10 protein var. %90 yok. O zaman sizin yediğiniz, içtiğiniz gıda maddelerinde %10 protein alıyorsanız bu çok yeterli. Ve o yüzden bir de tabii bir dahaki bölümde bahsedeceğim size modern insanın yediği içtiği gıda maddelerinde katkı maddeleri var. Bu katkı maddeleri nedir? Bunların bir E numarası var ve Avrupa toplumu ve Türkiye'de izin verilen yaklaşık olarak 360 tane gıda katkı maddesi var. Bunlar mesela kıvam verici olarak dondurmalarda, besin değerini artırmak için kahvaltılık yemeklerde, lezzet artırmak için cipslerde, renklendirici olarak kullanılıyor. Kaplama maddesi olarak drajelerde kullanılıyor. Paketleme gazı olarak, koruyucu olarak kullanılıyor. Antimikrobiyal ajan olarak kullanılıyor. Antioksidan olarak kullanılıyor. Tatlandırıcı olarak, sentetik tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Asitik içeceklerde kullanılıyor. Bunlar sizin mikrobiyotanızı bozuyor. Mikrobiyotanızı bozunca ve bir insan bir yılda kendi ağırlığı kadar katkı maddesi tüketiyor. Onun için lütfen sanayi ürünleri yemeyin. Lütfen rafine ürünleri, bakın, rafine undan, rafine yağdan, rafine şekerden yapılmış ürünlerden uzak durun. Doğal gıda maddeleri, direkt meyve, sebze, pazardan alışveriş yapın. Ve mikrobiyotanıza sahip çıkın. Mikrobiyotanız da size sahip çıkacak. Antibiyotik kullanırken çok dikkatli olun çünkü bütün faydalı mikroplarınızı öldürüyor. Onun için gelecek bölümde yaşlılık, kanser, şeker hastalığı ve diğer bazı şeylerde mikrobiyotanın önemini anlatacağım. Size sağlıklı, mikrobiyotanıza iyi bakabildiğiniz bir yaşam diliyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.